BioShock'suz hikayeyle kendine bağlayan favori serilerimden biri. Hatta favori seri. Daha önce BioShock 1 ve 2 korsan oyunu oynadığım zamanlarda bitirmiştim. Hepsi de mükemmel oyunlar. Orijinal oyun almaya başladığımdan bu yana 2 sene geçti ve internette gezinirken karşıma BioShock Triple Pack çıktı. İndirimden kaptığım 3 oyunu hepsini tekrar oynadım ve daha önce hiç oynamadığım BioShock Infinite bittiği an en sevdiğim oyun oldu. Oyun sanki benim için tasarlanmış gibi. Oyundaki her şey tamamen benim hoşuma giden şeyler. Seviye farkı ve fakirle zenginin farkını gösteren her şey özellikle favorim olmuştur. Çünkü hepsi bu gibi şeyler ne kadar kötü olduğu mesajını veriyor. Bu yüzden One Piece favori animemdir ayrıca. Oyuna dönersek gerçekten BioShock 1 ve 2 ile aralarında büyük bir fark var. Infinite gerçekten çıtayı açmış ve grafikler, oynanış, oyun ilerleyişi ve vigorlar gibi farklı özelliklerle olsun gerçekten mükemmel bir oyun olmaya çok yaklaşmış. Oyunu övmeye geçelim ve hikayeyi şöyle bir anlatayım. Booker David adındaki kişi ana karakterimiz. Kumar borcunu kapatmak için bir kızı bulmalı ve New York'a götürmeli. Bizi bir deniz fenerine götüren iki kişiden anlamsız bir konuşma dinledikten sonra deniz fenerine varıyor ve saldan iniyoruz. Deniz fenerine giriş yaptığımız sahne işlerin çok farklı olduğunu anlıyoruz zaten. Birkaç kat yukarı çıktıktan sonra deniz fenerinin en yukarısındaki oyun tarihinin en kolay puzzle'ını çözüyoruz. Hallelujah. 15.000 feet yukarıda olan güzelim uçan şehir Kolombiya'ya ulaştık. Burada ilk kez sakallı abimiz Property görüyoruz. Bu adama Tanrı'nın geleceği söylediği inanılıyor herkes tarafından. Property ile ilgili onu çok büyük gösteren yazılar her tarafta. Suyun üstünde yüzen mumlar falan atmosfer derken Prophet'ın bir kızı olduğunu öğreniyoruz. Bu kızın onun hükmünü devam ettirecek kişi olduğuna inanılıyor. Burada vaftiz ediliyor ve bayılıyoruz. Ardından ise şehirde uyanıyoruz. Burada ilk şeyden bahsedeceğim. Birincisi gerçekten oyunun grafikleri göz alıcı. Göz alıcı derken öylesine demiyorum yani. Gerçekten çok parlak. Ayrıca havada uçan bu şehir çok güzel ifade edilmiş. Bahsedeceğim ikinci şey ise şehrin canlılığı. İnsanlar sürekli konuşuyor. Birkaç dakikanın ardından girdiğimiz karnavası gerçekten canlı olduğunu hissettiriyor. İnsanlar sürekli bir şeyler yapıyorlar. Çoğu yerde mini game oynayıp para kazanabiliyoruz. Bu arada bilet satan bir makine bize biletlerin hepsinin bittiğini söyleyip bizi geçirmiyor. Hemen makinenin yanındaki bir kadından aldığımız şeyi içiyoruz. Böylece ilk vigorumuzu elde ediyoruz. Bunu makinaları bizim tarafımıza çevirmek için kullanabiliyoruz. Oyun boyunca birçok farklı vigor alacağız. Oyunda toplam 8 vigor var. Hepsini kullanışlı her zaman vigor kullanmak için kullanmamız gereken salt adında bir bar var. Her vigor kullandığımızda salt eksiliyor ve başka yerlerden salt toplamamız gerekiyor. Bu yüzden birkaç kere kullandıktan sonra diğer vigorları kullanmak için salt kalmıyor. Aşırı fazla damage veren silahlar sayesinde ise neredeyse hiç vigora ihtiyacımız kalmıyor. Oyun boyunca en fazla kullanmış olduğum vigor Devil's Kiss. Ateşten bir top fırlatarak etrafı patlatabiliyoruz. Gayet basit ve kullanışlı olan bu vigor daha az salt harcadığı için benim favorim. Oyunda False Shepard adlı biri var. Sahte probut olarak Kolombiya'ya geleceği söylenen bu adam elindeki dövmeden anlaşılabiliyor. Bu dövme ise bizde olanla tamamen aynı. False Shepard olduğumuz anlaşılan bölümden sonra şu ana kadar gördüğüm en güzel milli silahlarından birini alıp bizi saldıran bütün Kolombiya polisini öldürmeye başlıyoruz. Ardından tabancayı alıyoruz. Tabancayı aldığım sahneye gerçekten mekaniklerin çok güzel olduğunu fark ettim. Ateş ettiğinizi gerçekten hissettiriyor oyun size. Mermi sıkıntısı eski oyunlardaki gibi neredeyse hiç olmasa da headshot atmak her zaman mermi konusunda ve damage konusunda çok etkili. Özellikle bir süre sonra karşımıza çıkacak Fireman ve sırtını tabu taşıyan arkadaş geldikten sonra headshot aşırı etkili oluyor. Ardından daha büyük rakipler giriyor. Probot'un elinde silah taşıyan heykeli ve Lady Comstock'a... bu seri boyunca fazla spoiler vermeyeceğim. Sonuçta oyunu siz eğer beğenirseniz alıp oynamanız için bu seriyi yapıyorum. Yine de spoiler vermeden şunu söylemem lazım. Oyunun sonu müthiş. Hayatımda daha ne filmlerde ne de oyunlarda bu kadar karışık ve beyin sulandıran bir son görmemiştim. Oyunu bitirdikten sonra bilgisayarın başında öylece ekrana bakıp ne oldu ki şimdi diyerek birkaç saat düşündükten sonra oyunun sonunun tam olarak ne olduğunu anlayabiliyorsunuz. Oyun boyunca neredeyse sürekli yanımızda olacak olan Elizabeth'in ilginç bir özelliği var. Havadaki tear yani yırtıkları açabiliyor. Farklı gerçeklerden getirdiği silah ve medkitler savaş sırasında bize çok yardımcı oluyor. Tarıtları aynı şekilde yaratabiliyor. Bu özellik sayesinde bazı şeyleri çözmek için başka gerçeklere giriyoruz. Bu da bizi başka bir olaya yönlendiriyor. Vox Populi'den de devrimci ordusu Probot'u devirip Kolombiya'ya huzur getirmeye çalışıyor. Yaptığı şey ne kadar mantıklı olsa da yapma şekli gerçekten kötü. Önüne çıkan askerler küçük çocuklar bile olsun kimseyi öldürmekten çekinmiyor. Gözlerini kan bulamış bu orada Elizabeth'in açtığı bazı gerçekler Kolombiya'yı ele geçirmiş olabiliyorlar. Paralel evlendiren olay bu oyunda demin anlattığım sebeplerden ötürü ön planda tutulmuş. Bununla ilgili her şeyi anlatırsam maalesef oyunun toplam saati olan 7 saatten daha uzun bir video haline gelebilir bu video. O yüzden başka bir şeyden bahsedelim. Mesela oyundaki karakterlerden Finn, Daisy Fitzroy, Slade gibi karakterler gerçekten canlı insanlar olduklarını size inandırabiliyorlar. Çoğu karakterle sadece birkaç kez yüz yüze karşılaşsak da çoğu yerden ses kayıtlarını dinleyebiliriz. Evet, diğer iki oyunda olduğu gibi bu oyunda da etrafta bulunan ses kayıtları mevcut.
Ayrıca önemli karakterlerden bir diğer ikisi olan Rosalind ve Robert Lucius var. Oyunda boyunca sürekli karşımıza çıkıp hemen yok olan karakterler. Kolombiya'yı uçuracak teknolojiyi yapan kişiler ayrıca bunlar. Oyunun DLC'lerinden bahsetmek gerekirse ise onlar da müthişler. Brutal Legacy Chapter 1 ve 2 eski Bioshock oyunlarının evrenine inen efsane DLC'ler. Eğer nereye harcayacağınızı bilmediğiniz dolarlarınız varsa gerçekten Infinite'in DLC'leri kaliteli ve size birkaç saatlik daha oynanış sağlıyorlar. Bütün video boyunca sadece oyunun iyi yönlerinden konuştum. Şimdi sırada birazcık da eksiklerini konuşalım. Mesela şu... Bana biraz zaman verin. Galiba bir tane buldum. Çeşitlilik oyunda fazla yok. Toplam 10 silah olduğunu bile hiç zannetmiyorum. Yapımcılar da bunu fark etmiş olmalı ki oyunun yarısından itibaren gelen mobs popolay silahlarını kullanabiliyoruz. Ama önceki silahların kırmızı renkli olanlarından başka bir şey değiller. Ayrıca oyun normal modda ne kadar her tarafa baksam ve bölümleri yavaş geçsem de sadece 7 saat sürdü. Çok kısa. Normal veya üstü bir modda oyunu bitirilince ise 1999 adlı mod açılıyor. Bu mod oyunu zorlaştırıp diğer modlarda kolaylaştıran birçok şeyi kaldırıyor. Hardcore gamerlar için tasarlanmış mod diğerlerine göre daha uzun sürebilecek bir mod. Evet, bu indirimci bölümünden de bu kadar. Bir dahaki bölüme hangi oyunu yapmamı istiyorsanız yorumlara yazmanız yeterli. Eğer başka indirimci bölümlerinden veya yeni başlayacak serilerden hızlıca haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Yaptığınız her yorum ve beğeni bize çok yardımcı oluyor. Başka oyunlarda görüşmek üzere. İyi oyunlar.